Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, şöyle tığımın numarasını göstereyim. Tığım 21 numara. Pembe rengim 5 numara altın başak, yeşil de arkadaşlar 434 numara. Her iki ipim de altın başak. Evet, size yine çok güzel şöyle kalıp gibi yapımı kolay olan bir model hazırladım. Modelimi göstereyim. Evet, şöyle modelimi karşıdan göstereyim istedim. Bakın arkadaşlar, modelim bu. Şöyle kalıp gibi, dediğim gibi bir model. 5 tane de bu şekilde ara suyu mesafesi bırakıyorum. Kalıp gibi dememin sebebi de şu arkadaşlar. Bakın, fıstıkları trabzanla yaptığım için kalıp gibi oldu. Çok hoş ve güzel oldu. Sık iğnelerin tacı da bu şekilde ayrı şöyle hoşluk verdi. Evet, modelim bu. Şöyle bir de beyaz zemin üzerinde ışık açısından göstereyim. Şöyle arkadaşlar, bakın. Ara suyumuz böyle sık iğneli trabzan. İlk önce her zamanki gibi ikişer zincir çekerek tülbentimin kenar tıklama işlemini hazırlıyorum. 696 no'lu videomda da tüm püf noktalarıyla mevcut, oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kalıp gibi ütüye giden zarif bir model hazırladım. Şurasını örümcek de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın, bu çekmiş olduğum zincirler yerine sık iğneli trabzanı bu şekilde örümcekli de yapabilirsiniz. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçerek nasıl yapıldığını tarif edelim. Evet, ara suyuna 5 tane bırakıyorum demiştim arkadaşlar. Bakın, 4 tanesini burada hazırlamışım. Burada da 5 tane, aynen ilk başlar gibi başlayacağız. Bakın, ipimizi tığımıza tutturduğumuzu düşünelim ve tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitleyerek başlıyorum ve sık iğnenin üzerine 5 tane zincir çekiyorum. Şöyle bir defa, pardon, 2 defa tığımı doladım. Bir tane bırakıp ikincisinin içerisine giriyorum. Şöyle 1, 2, 2 ve 2. Bu şekilde gerdirmeyecek şekilde bir trabzan hazırladım. 4 tane zincir çekiyorum. Hemen arkasından sık iğne ile sabitleyip tomurcuğumu oluşturdum. Buraya 5 tane sık iğne. 1. Şöyle 2, 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğnemi oluşturup 6.'yı şöyle bir sonraki dibine değil de, bakın, bir sonraki tığ battıya sabitleyerek bu şekilde ara suyunu oluşturdum. Bakın, bu şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle 5 tane olduktan sonra şimdi bu yuvamızı hazırlayacağız. Trabzanı işlemi aynı. Yine 5 tane sık iğneyi yapıyorum. Şey, zinciri çekiyorum sık iğnenin üzerine. Evet, 5 zincirimiz hazır. 2 defa tığı doladım. Bir tane bırakıp ikinciyi buraya şöyle 1, 2, 2 ve 2. Yine trabzanımız hazır. 5 tane zincir çekiyorum. Şöyle ters tarafına çevirip trabzanımın tepe noktasına yuva yapıyorum. Şöyle bakın. Şimdi buraya yine 5 tane zincir çekiyorum. Dönüşümü yapıp bir defa tığı doladım. Bu 5 zincirli yuvanın içerisine 2, 2 alarak trabzan yaptım. Bir tane yuva oluşturdum. Şimdi 2 tane zincir, bir defa tığı doladım. Buraya toplam 5 tane yuva yapacağız arkadaşlar. 2 ve 2. 2 zincirimi çektim. Bir defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 ve 2. Tekrar 2 zincir, bir defa tığı doladım. Yuvaya girdim. 2 ve 2. Bak, 4 oldu. 5. yine 5 zincir çekerek hazırlıyoruz. 5 zincirimi yuvaya sık iğne ile sabitledim. Bak, aynı ilkinde yaptığımızın tam tersi işlemi. 5. yuvamız hazır.
Bu yapmış olduğumuz trabzana da 5 tane sık iğne yaparak şöyle dalımızı hazırlayacağız. Bakın 1, 2, şöyle 3, 4 ve 5. 5 tane. Altıncıyı bir sonrakinde bakın. Şöyle tığımız takıldı. Hemen yanındaki tığ battıya sabitleyip bakın, yuvayı hazırladım. Yine 5 tane zincir çekiyorum. 2 defa tığı doladım. Bir tane bırakıp ikinci tığ battıya 4 sefer. 2, 2 ve 2. 4 zincir. Buraya kapatıp geri kalan bu kısmı 5 tane sık iğne yapıyorum. Bakın 1, şöyle 2, 3, 4 ve 5. Altıncıyı bir sonraki boş tığ battıya kapatıp şöyle ara suyu trabzan işlemini bitirdik. Bir tane daha yapayım arkadaşlar. 5 tane zincir, 2 defa tığı dola, hemen yanındakine gir, 1, 2, 2 ve 2. Trabzan hazır, 4 zincir, trabzana kapatıp minik bir tomurcuk oluşturuyorum ve sıradaki trabzanı 5 tane sık iğne ile dolduruyorum. 3, 4 ve 5. Hemen bir sonrakine girip boş olanı tamamlıyorum. Evet arkadaşlar bakın. Bu şekilde ara suyumuz devam edecek. Çimenimiz aynen bu şekilde devam edecek. Şu iki tane yaptığımı 5'e tamamlayacağız. Burada da bir tane, burada iki tane gösterdim. 3 tane işlem arkadaşlar. Yeterli sanırım. Hemen bir iki tane de ben yapıp bu çiçeğin yapılışında buluşalım. Bakın yuvamızın yanındaki bu sık iğneli trabzanın 4 zincirli tomurcuğun tepe noktasına girdim. Tığımın başını 2 defa doluyorum ve yuvanın içerisine girip şöyle 2, şöyle 2 ve şöyle 2. Bu şekilde bir trabzanı oluşturdum. Bir zincirimi çektim. Buraya sık iğne ile sabitledim. 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Yuvanın içine girip 1 ve 2. Bir defa tığı doladım. 1 ve 2. 3 oldu. Şöyle 4. Şöyle 3 seferde 5. Zincirle beraber 5 tane buraya trabzan yaptık. 5'ini birden kapatıp şöyle bakın buraya da bir sık iğne yaptım. Bu sık iğne yuvamız olacak arkadaşlar. Sonuncu sık iğnemizi buraya gireceğiz. Şimdi 9 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8 ve 9. Şöyle ters tarafına çevirdim. Bakın buraya bir sık iğne ile dönüş yapmıştık ya. Onun üzerine hemen trabzanın içerisine sabitleyip bir zincirle de dönüşümü yaptım. Ve 5 tane sık iğne yapıyorum. Bakın 1, şöyle 2, 3, 4 ve 5. 5 sık iğneden sonra 4 zincirden kirpik oluşturuyorum. Buraya yuvaya kapattım. Geriye kalan bu kısma yine 5 tane sık iğne yapıyorum. Bakın 1, şöyle 2, şöyle 3 ve şöyle 4. Buradaki sık iğnenin kapatmış olduğum yere bir sık iğne giriyorum. 5. sık iğne bu yuvada yaptım. Şimdi yine trabzan yapacağız. Tığımı 2 defa dolayıp ikinci yuvanın yeşil yuvanın içine girip 2, 2 ve 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Bir zincirle sık iğne yapıyorum. Şimdi bu fıstığı yapacağım arkadaşlar. Bu şekil yaparsanız daha güzel duruyor bakın. Şöyle hem meyilli duruyor hem de buraya yuva kapatacağımız için hoş duruyor. Evet, 3 zinciri çekip bir defa tığımı doladım. Trabzanın ara kısmına 2 2 alarak 3 seferde bir trabzan. 1 2.
Bir defa tığıyı doladım. Bir ve iki. Bakın 3 zincirle beraber bura 5 olacak. Bir defa tığıyı doluyorum. Şöyle bir, şöyle iki. 5 oldu ya, hemen bakın, sık iğne ile buraya sabitledim. Şöyle göstereyim. Fıstığın trabzanlı olduğu için kalıp gibi oluyor. İlmekten daha çok bu fıstığı seviyorum arkadaşlar. Buraya bu sık iğne kapatmasıyla beraber 10 zincir olarak düşünün arkadaşlar. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 zincir. Hemen çevirdim. Sık iğneyi de saymazsanız 9 zincir. Buraya bu sık iğnenin bir zincirle dönüş yaptığım sık iğneye sabitledim bu zincirimi. Dönüşümü yaptım. Şimdi 5 tane sık iğne yapıyorum bakın. Şu fıstığın tepesine tacı yapacağız. Şöyle 2, 3, 4 ve 5. 4 zincir çekiyorum. Yuvaya kapatıyorum. Kirpik oluşturuyorum. 1, 2, 3 ve 4. 5.yi buradaki bakın kapattığım sık iğnenin içerisine, daha sıkı da kapatabilirsiniz. Ben siz göründüğü biraz hafif kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi 2 defa tığıyı dolayıp 3. yuvanın bu 2 zincirle yaptığım, şöyle açarak da göstereyim arkadaşlar bakın. Buraya trabzan yapıyorum, üçlü trabzan. 2 2 2 3 seferde aldığım için üçlü trabzan diyorum. Şöyle bir zincirle trabzana bir tane sık iğne yapıp yine 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığıyı doladım. 1 ve 2. Bir defa tığıyı doluyorum. 1 ve 2. Bir defa tığıyı doluyorum. Şöyle 1 ve 2. Bir defa tığıyı doluyorum. 1 ve 2. Bakın 5 tane bu şekilde trabzanı hazırlayıp hepsini bir kapatıp buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Bu sık iğne önemli. Son sık iğneyi buraya yapıyoruz. Şimdi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 zincir. Buraya bir sık iğne ile dönüş yaptığım yuvanın içerisine sabitliyorum. Hemen böyle çevirdim. 5 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 2, şöyle 3, 4 ve 5. 1, 2, 3, 4 zincir kapattım. Buraya 4 tane bir de sık iğnenin içerisine 5 olacak. 3 ve 4. Burada kapattığım sık iğne var bakın. Hani de oraya giriyorum. 1 2 defa tığıyı doladım. Şöyle bakın 2 defa tığıyı doladım ve 2 2 ve 2. Bir zincirimi çekip bir tane sık iğne yaptım. Şimdi 3 zincirle trabzanlı fıstık yapmaya başlıyorum. Bir defa tığıyı doladım. Yuvaya giriyorum. 1 ve 2. Bir defa tığıyı doladım. 1 ve 2. 3 oldu. Şöyle 1 ve 2. 4. Şöyle 1 ve 2. Evet. 5 tane. 5'ini birden kapatıp sık iğne yaptım. Buraya 10 zincir. 3, 4, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi çekip trabzanıma kapatıyorum. Şöyle bir zincirle dönüş yaptım. Hemen 5 tane sık iğne yaparak başlayalım. 1 2 3 4 ve 5. Bakın şöyle sağ tarafına 5 tane sık iğne yaptım. 4 zincir çekiyorum tam orta kısmına. Şimdi buraya da 5 tane yapalım. 1, 2, 3 ve 4. Dediğim gibi 5.yi bu yuvanın içerisine yapıp sabitliyorum. 2 defa tığıyı doladım. Bakın son yuvamız kaldı. Bu son 5 zincirli yuvanın içerisine de girip 2,
2 alarak trabzanımı hazırlıyorum. Bakın buradaki güzel düşmesinin püf noktasından birisi bir zincirle sık iğne yaparak trabzana girdim. Şimdi fıstığı trabzanın iç kısmına doğru meyilli olduğu için hoş duruyor bakın arkadaşlar. Bu bir sık iğne deyip geçmeyin. Şöyle oyamızı güzelleştiren, fıstığımızı güzelleştiren ufak bir detay. Bir defa tayı dolayıp şöyle bir, şöyle 2, 3. 1 ve 2, 4. Şöyle 1 ve 2, 5. Zincirle beraber toplam 5 tane oldu. 5'ini birden buraya kapatıp bakın sık iğne ile sabitledim. Ve buraya 10 zincir çekiyorum. 2, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Sıkı sıkı 10 zinciri çektim. Bu dönüş yaptığım bir sık iğnenin içerisine sabitliyorum. Şöyle bir tane de zincir. Yuvanın içine 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, şöyle 2, 3, 4 ve 5. 4 zincir. 4 zinciri kapatıp kirpiği oluşturdum. 1, 2, 3 ve 4. Hemen bakın 5.'yi şuraya yapıyorduk arkadaşlar. Bir yandaki boş olan sık iğneli trabzana 4 zincirli tomurcuk kısmına sabitliyorum çiçeğimi bakın. Şöyle göstereyim. Bir zincir de hemen çekip ipimi koparalım çünkü çiçeğimiz bitti arkadaşlar. Hemen şunu yakıp temizleyip geleyim. Evet, modelimizi tamamladık arkadaşlar. Çok hoş ve güzel bir şöyle karşıdan görünüşüne bakın istedim. Modelimiz kalıp gibi, tül gibi zarif, hoş ve narin duruyor. Şöyle yakın plandan da tutayım. Şöyle hafif marullanıyor arkadaşlar. Ama ütülendiği takdirde şöyle ters tarafından o hafif üst kısmı hani şu anlatayım. Şu kısmını yaparken birazcık olabiliyor ama sıcak ütü şöyle arka tarafından bastırdığınızda hoş ve zarif duruyor gerçekten. Şöyle bir de tülbent üzerinde koyayım. Çok güzel bir görünüşü şöyle tül gibi. Büyük mevlüt örtülerine, namaz örtülerine de çok güzel durur arkadaşlar. Şöyle bir de salantılı halinde göstereyim. Sizler de emekler için arkadaşlar beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim şöyle. Evet, modeli tamamladık arkadaşlar. Bakın. Çok güzel, zarif bir model oldu şöyle. Dantel gibi, güpür gibi bir görünüşü var. Fıstığın trabzanın oluşu da kalıp gibi olmasını sağladı. Şöyle arka tarafından da hafif bir ütülendiği takdirde arkadaşlar. Güzel duracaktır. Şöyle. Bakın. Duruşunu göstereyim yakın plan. Çok güzel bir duruşu var arkadaşlar. Bunu şöyle tutayım. Mevlit örtülerine dediğim gibi böyle pamuklu olsun, şifon olsun çok hoş ve zarif duracak arkadaşlar. Sizler için böyle bu şekilde hazırladım. Bunu dediğim gibi ilmek olarak böyle 10 ilmekten fıstık da yapabilirsiniz. Ya da benim gibi 5'li trabzandan fıstık yapabilirsiniz. Bir de sallantılı haline bakayım arkadaşlar. Şöyle hoş ve zarif bir duruşu var. Emekler için de beğeni, yorum ve yaparak destek olursanız, paylaşım yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Şöyle
Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.